Merhabalar. Arkadaşlar, okumak İngilizce öğrenme programımızın bir parçası. Bu tartışılmaz. Mutlaka ve mutlaka okumak zorundasınız. Ha bunu başlangıç olarak atıyorum çocuk kitapları alıp fiziksel okumayı seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz veya bazı hikayeleri, metinleri vesaire çıktı alıp o şekilde yapabilirsiniz. İlla bazı insanlar çünkü online okumayı sevmez. Nasıl yaparsanız yapın. Ancak okumak zorundayız. Okuyarak hem kelime bilgimizi geliştiriyoruz, hem o kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını birinci gözden görüyoruz. Üçüncüsü ise sürekli olarak okurken yeni kalıplar, yeni kullanım şekilleri öğreniyoruz. Bu yüzden okumak zaten programımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak ben size iki tane birbirinden değerli site tavsiye edeceğim okuma çalışmalarınız için. Gerçekten çok çok beğendim ve çok güzeller. Gerçekten hazırlayanların eline sağlık diyorum. Biri easylang.com, bir tanesi de newsinlevels.com. Yani seviye seviye haber. Biri de kolay İngilizce, kolay dil şeklinde. Şimdi bunları bu kadar özel kılanlar ne? Şimdi ondan başlamak istiyorum. Önce EasyLang ile başlayalım. Şurada bunun kullanımı azıcık sıkıntılı. Öğreteyim size. Buradan dersler diyoruz. Ve şuradan da gördüğünüz gibi ders seviyeleri var. Bunu seçiyoruz. Ders seviyelerinde gördüğünüz gibi beginner, pre-intermediate, intermediate gibi seviyeler var. Siz kendinizi hangi seviyede hissediyorsanız ondan başlayabilirsiniz ama hangi seviyede hissediyorsanız birkaç altından başlamanızı tavsiye ederim. Örneğin hani upper intermediate hissediyorsanız pre-intermediate'den başlamanızı tavsiye ederim. Beginner'dan başlamanızda sizin hiçbir zararı olmaz. Aksine faydası olur. Şimdi bu sitenin özelliği bu arkadaşlar. Birinci özelliği bu. Seviyenize göre okuma parçaları. Bu gerçekten kolay bulunabilecek bir şey değil. Okuma dediğimizde çoğu insan problem yaşıyor. Çünkü çoğunu anlamıyor. Çok sözlük kullanmak zorunda kalıyor, sıkılıyor vesaire. Burada böyle bir durum yok. Seviyenize göre burada bir ton okuma parçasından veya diyaloglardan faydalanıp okuyabiliyorsunuz. Bu birinci özelliği. Şimdi bir tanesini açalım. Mesela, do you speak English? Şimdi buraya tıkladığınızda okuma parçası kelimeler örnekler. Önce okuma parçası diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada karşımıza kısa bir diyalog çıktı. İşte "Excuse me, are you American? No, do you speak English a little but not very well?" vesaire. Şimdi bunları okuyoruz gayet güzel bir şekilde. İsterseniz buradan direkt olarak çevirisini görebiliyorsunuz. Tabii bunu yapmayın. Siz kendiniz anlamaya çalışın. Ama diyelim ki aradan bilmediğiniz bir kelime çıktı. A little'ı bilmiyorsunuz mesela. Üstüne geldiğinizde direkt olarak anlamını gösteriyor. Gerçekten bu özelliği mükemmel. Çok hani zaman size inanılmaz zaman kazandıracak bu. Özellikle tabii bunlar hani şu an için basit ama ilerleyen seviyelere geçtiğinizde bunun çok faydasını göreceksiniz. Bu şekilde o kelimeleri hemen alıp kelime defterinize ekleyebilir, yeni kelimeler öğrenebilir ve direkt olarak o kelimenin cümlede nasıl kullanıldığını birinci gözden görebilirsiniz. Bu birinci özelliği demiştim. Şimdi bunu okudunuz. Gayet güzel. Bilmediğiniz kelimeler şöyle bir baktınız. Sitenin ikinci özelliği size şunu diyor. Şurada kelimeler sekmesi var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınızda site şunu söylüyor. Ben diyor bu diyalogda sana şunları öğretmeye çalıştım. Excuse me, how long, work ve how about you? Bunları öğretmeye çalıştım diyor. Peki öğrendiğinizi test etmek için de şurada alıştırmalar kısmı var. Bu alıştırmalar kısmında bakalım öğrenmiş miyim diye kendinizi test edebiliyorsunuz. Mesela affedersiniz ne demekti? Excuse me. Bunu alıp buraya sürüklüyorsunuz. Ne kadar zamandır? How long? Getirdim. Şunu yanlış yapalım bakalım ne olacak. İş için how about you? Hani bunu öğrenemedik diyelim. 4 için de work koyduk. Kontrol et diyorum. Evet, gördüğünüz gibi %50 oranında doğru yaptınız diyor. Bunlar doğruyken bunlar yanlış. Bu şekilde alıştırmalarını da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar basit seviye olduğu için şu an hani şey kolay gelebilir. Ama buradan zor seviyelere geçtiğinizde çok daha zor olduğunu göreceksiniz. Örneğin advanced seviye. Oradan bir şey açalım mesela. Yani çok ağır metinleri anlamanız istenecek artık size. Gördüğünüz gibi burada da çeşitli parçalar var. Okuma parçaları var. Buradan
Bunları okumaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi burada bilmediğiniz kelimenin üzerine gelerek anlamlarını görebiliyorsunuz. Burada hem okuma yapmanız hem de yeni kelimeler öğrenmeniz açısından bunlar son derece faydalı. Burada gördüğünüz gibi artık öğrenmeniz gereken kelime sayısına bakar mısınız? Orada 3-4 taneydi. Site diyor ki bak bunları öğrenmeni istedim ve kelimelerin zorluklarına bakın. Bu şekilde şimdi yapacağınız affedersiniz. Şimdi yapacağınız alıştırmalar sizi çok daha fayda sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi 8 tane alıştırma koymuş buraya. Bu kelimeleri öğrendiniz mi öğrenmediniz mi bu şekilde öğreneceksiniz. Gerçekten çok faydalı bir site. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi hem kelime öğreniyorsunuz, hem alıştırma yapıyorsunuz, hem okuyorsunuz, hem de yeni şeyler öğreniyorsunuz. Çok güzel. Şimdi gelelim ikinci şeye. Şimdi haber okumayı birçok kişi bilir. Daha doğrusu hani haber tarzı şeyler okumayı birçok kişi bilir diyorum, sever. Bu site bize şunu sağlıyor. Aynı haberi farklı seviyelerde okuma. Mesela siz yeni öğreniyorsanız veya İngilizceniz orta düzeyse level 1 yani birinci seviyeden başlayabilirsiniz. Şimdi bir örnek göstereyim size. Bu arada sitenin ana sayfası şu şekilde. Şurada haberler var ve gördüğünüz gibi yanlarında seviyeler var. Birçok sayfa var. Bunlardan istediğinizi okuyabilirsiniz. Şimdi Very Old Ballerina. Buraya geldiğinizde Level 1'da okumaya başlıyorsunuz. Buradan okuyorsunuz ne demek istediğini. Daha sonra arkadaşlar şu aşağıda bu metni seslendiriyorlar. Buradan yani bir yandan şu seslendirmeyi dinlerken bir yandan da buradan takip ediyorsunuz. Böylece telaffuzunuza da etki etmeye başlıyor. Bakın. Her name is Barbara. She is from England. She stops taking exams when she is around 20. Evet, gördüğünüz gibi oradaki kişi seslendirirken yani orijinal dilindeki bir kişi seslendirirken siz de bunu takip edebiliyorsunuz. Bunu size şunu tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra ve dinledikten sonra bir kez de kendiniz yüksek sesle yani kendiniz seslice kendiniz de duyun. Böylece hem okumanız gelişecek hem telaffuzunuz gelişecek arkadaşlar. Daha sonra İngilizceyi ilerlettiğinizde güzel yanından biri de bu. Hep aynı seviyede ilerlemek zorunda değilsiniz. İngilizceyi ilerlettiğinizi düşünelim. Bu sefer aynı haberi veya işte metni her neyse bunu biraz daha zorlaştırıp vermiş aynı metni. Gördüğünüz gibi bakın ilk cümleye bakalım. İlk cümlede level 1'da ne demiş? Yani birinci seviyede. A girl starts ballet when she's two. Level 2'de ne demiş? Barbara from England began, bakın geçmiş zaman kullanmış, ballet at the age of two. Farklı bir kalıp kullanmış burada. Yani farklı şeyler sürekli olarak öğreniyorsunuz. Üçüncü seviyeye bakalım. Burada bakın aynı cümleyi bulmaya çalışıyorum. Yanına bir de yan cümle eklemiş. Gördüğünüz gibi. Yani daha zorlamış. Yan cümleler oldukça ileri seviyedir mesela. Bu şekilde seviyeniz geliştikçe birinci seviyeden başlayıp 2, 3 şeklinde okuyabilirsiniz. Dediğim gibi şu taktiği izlerseniz en büyük faydayı bu şekilde sağlarsınız. Metni okuyun. Bilmediğiniz kelimeler varsa çıkartın ve bunu kelime defterinize ekleyin. Üçüncü adım olarak bunu dinleyin. Hemen altında dinleyebiliyorsunuz zaten. Daha sonra da kendiniz aynı metni sesli olarak okuyun. Böylece telaffuzunuz da gelişsin. Ve dediğim gibi İngilizcenizi belli bir seviyeye getirdiğinizde 2-3 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar gerçekten daha iyisini bulabileceğinizi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bunlar çok çok faydalı siteler. Mutlaka ve mutlaka İngilizce öğrenme sürecinizde faydalanmalısınız. Görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolarımızdan memnun kalıyorsanız lütfen beğenmeyi ve yeni yüklenecek eğitim videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek özel ders formatında sıfırdan zirveye İngilizce kursunu incelemek ve sadece YouTube izleyicilerimize özel %90'a varan indirimlerden faydalanmak için açıklama kısmındaki linklerden faydalanabilirsiniz. İngilizce öğrenmek size maddi ve manevi anlamda birçok kapı açacaktır. O yüzden kendinize bir iyilik yapın ve İngilizce öğrenin.